Başbakan Bülent Ecevit salona girdi. Değerli gazeteci arkadaşlarım, sizlere ve aziz yurttaşlarımıza bir haberim var. Bu sabaha karşı saat 3'ten itibaren bölücü terör örgütü PKK'nın başı Abdullah Öcalan Türkiye'dedir. Dünyanın neresinde olsa devletimizin onu ele geçireceğini söylemiştik. Bu devlet sözü yerine getirildi. Şehit analarına verilen söz yerine getirildi. Bütün dünyadan dışlanan Abdullah Öcalan sonunda kendini Türkiye'nin kucağında buldu. Yaptıklarının ve yaptırdıklarının hesabını bağımsız Türk adaletine verecektir. Bölücü terörle Türkiye'de bir yere varılamayacağını, devletimizle baş edilemeyeceğini artık herkes anlamalıdır. Bu sabah özellikle APO'nun tuzağına, onun adamlarının tuzağına, efendim o ayrıntılara kısa bir haber de vermek isterim. Ayrıntılara giremem. Fakat şunu söyleyebilirim ki Öcalan kendisi dahil hiç kimsenin canı incitilmeden yakalandı. 12 gündür değişik kıtalarda, ülkelerde sürdürdüğümüz yoğun ve sessiz bir izleme sonucunda yakalandı. Türkiye'de bu operasyonu bilen sadece 10 yetkili vardı. Hiçbir haber sızmadı. En küçük bir sızma olsa operasyon sonuç veremezdi. Bu operasyon genelkurmayımızla Milli İstihbarat Teşkilatımızın MIT'in tam bir uyum içinde çalışmaları sayesinde başarıldı. Kendilerine tebriklerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Güç bir iş başarıldı. Bundan sonrası bağımsız yargının yetki alanındadır. Allah milletimizi ve bütün insanlığı terörden ve savaşlardan korusun. Sayın Başbakan, haberim var size diyerek başladı. Terör ile Türkiye'nin kendisini Türkiye'nin kucağına